İspanya Castello'da organize edilen bir şampiyonaydı. Biz de bu Avrupa Şampiyonası'na bir önceki senenin Avrupa Şampiyonu, son Avrupa Şampiyonu olarak gittik. Bir önceki turnuvada Macaristan'da da Avrupa Şampiyonu olmuştuk elit erkek takımıyla. Tabii geçen yılda dünya üçüncüsüyüz erkeklerde. Su alt hokeyi tabii ülkemizde çok sevilen ve çok kulüp ve spor sayısı artan bir spor branşı. Tabii şampiyon olarak bir turnuvaya gitmek ekstra bir sorumluluk. Bu nedenle de oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Sporcularımız neredeyse bir yıldır sürekli olarak ara kamplarla, sürekli olarak milli takım seçme müsabakalarıyla bu turnuvaya hazırlandılar. Oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tabii rakiplerimiz de güçlü. İngiltere ve Fransa, bunlar Dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş ülkeler. Her zaman da yarı final ve final müsabakalarını oynadığımız takımlar. Eleme gruplarından itibaren yine aynı rakiplerle karşılaştık. Aslında iki rakiple de beraberlikle eleme müsabakalarını bitirmiştik. Ve gruptan lider olarak çıktık, namağlup. Yarı finalde tekrar İngiltere ile çok zorlu bir müsabakadan sonra uzatmalara giden maçta altın golle 3-2 galip geldik. Ve Fransa, tekrar finalde Fransa ile karşılaştık. Ve Fransa'yı net bir skorla 3-1 yenerek ülkemizi tekrar madalya kürsüsüne, altın madalya taşıdık. O yüzden de çok mutluyuz, çok da gururluyuz. Tabii artık yani biz son 5 yılın sürekli olarak kürsüde bir takımıyız. Geçtiğimiz yıl dünya üçüncüsü olduk Kanada'da ama gerçekten artık yani hedef yenilmesi hedeflenen bir takımız. Gerçekten çok rakiplerin ciddiye aldığı bir takımız. Biz mesela dünya üçüncüsü olduk ama bizim dünya üçüncüsü olduğumuz turnuvada bir önceki senenin kürsüde olan takımların hiçbirisi kürsüde yoktu. Yani bir önceki senenin dünya şampiyonu 7. olabilmişti. Biz tekrar kürsüde yer bulduk aslında. Çok önemli bir müsabakaydı o da bizim için. Biz her turnuvada madalyayı hedefliyoruz. Zaten ciddi de bir rakip olduğumuzu, biz favori olarak gitmesek bile artık dünya bizi bu oyunda favori olarak görüyor. Kaldı ki gelecek hafta 23 yaş altı erkeklerde yine İngiltere'de bir turnuvaya gidiyoruz. Bu turnuvanın da favoriler arasındayız. Şimdi tabii ki Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2008 yılından itibaren her yıl artan bir başarı grafiği var. Paletli yüzme dünyada çok sualtı sporlar adına en yüksek ülkenin katıldığı çok önemli olimpiyatlara aday bir spor branşı. Biz bunda 3 sene önceki bir gençlerde bir dünya şampiyonluğu kazandık. Yine daha sonra Moskova'da iki sporcumuz da altın almıştık ve gençlerde tabii ki büyüklerde madalyamız yoktu. Bunu çok arzu ediyorduk açıkçası, bu başarıyı büyüklere taşımayı ve buna da bir ay önce Yunanistan'da derin toparlakla bu hedefe ulaştık ve büyüklerde bir Avrupa şampiyonluğumuz var artık paletli yüzmede ve geçen hafta da yine aynı yani sualtı hokeyinin oynandığı tarihlerde gençler dünya şampiyonası yapıldı Mısır'da ve burada dünya şampiyonasında 3 gümüş, 3 bronz madalyayla en çok madalya alan ikinci ülke durumundayız. Belki altın madalya alamadık ama bayrak takımımız final yüzdü ve finalde ikincilik kaldı. İki bayrak takımımız, 4 sporcumuz bireysel anlamda kendi mesafelerinde madalyalar aldılar. Ya bizim için büyük başarı. Rugby'de biz geçtiğimiz yıl 21 yaş altında kızlarda, bayanlarda dünya şampiyonu olduk. Aslında orada da iyi bir jenerasyon yakaladık diyebiliriz. Erkeklerimiz dünya üçüncüsü. Biz o genç takımla dünya şampiyonasına katıldık ve hedef çeyrek finaldi ve 7. olduk. Çeyrek finalde yakaladık bu yaş grubunda ve gerçekten çok zorlu maçlar sonuçta iyi bir rakip olduk daha doğrusu büyüklerde. Yani dünya şampiyonu işte Kolombiya ile kafa kafaya giden bir maçta 1-0. İşte Norveç'te uzatmaya giden bir maçta, bu da dünya şampiyonu. Bayanlarla katılmıştık. Bayanlar da dünya şampiyonu bir ülkedir. Uzatmaya gitti ve altın golle 1-0. Yani yarı final şansını kaçırdık. Genç bir jenerasyonla gelecek adına umudumuz var. Zaten 21 yaş altında da dünya şampiyonu bir takımımız var. Gelecek yıl 2020 yılı içerisinde İzmir'de ülkemize organize edilecek dünya şampiyonası 21 yaş altının ve biz orada hem bayan hem erkeklerde favori ülkeyiz ev sahibi ülke olarak ülkemizde. Şimdi bu evet bizim için çok mutluluk verici. Tabii ki spora genelde genç nüfus sayımız oldukça yüksek. Gençlerimiz spora iyi göstermeye başlıyor. Aileler bu konuda daha bilinçliler. Tabii ki bu havuz sporları, su sporları özellikle tesis imkanlarıyla çok eşdeğer, bunun tanınması, yaygınlaşması ve çok güzel tesislere sahibiz ülkemizde. Bunu yurt dışına gittiğimiz tesislerle kıyasladığımızda çok daha net görebiliyoruz. Bu anlamda şansımız geçtiğimiz yıllara nazaran çok iyi. Bunun için de
Açıkçası başta Cumhurbaşkanımız olması üzere Spor Bakanlığımıza, Genel Müdürümüze, Spor Genelimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel tesislere sahibiz. Biz de bu anlamda rahat ev sahipliği talebinde bulunabiliyoruz.